Hüdapar İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak yeni eğitim ve öğretim yılının hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Eğitim, insan yetişmenin en temel ayağı ve birinci basamağıdır. Eğitim, gelecek nesiller açısından bizim önem göstermemiz gereken en temel kurumlarımızın başından geliyor. Tabii eğitim iki temel saç ayağı üzerine kuruludur. Bunlardan bir tanesi maddiyat kısmı, bir tanesi de maneviyat kısmı. Özellikle bu iki noktaya değinecek ve bu iki noktada bir takım adımlar atacak ve politikalar üretebilecek bir çerçeve ortaya koymamız gerekmektedir. Tabii maddiyat olarak gerçekten son dönemlerde hayat pahalılığının hayatın her alanında derinden hissedildiği bir dönemde öğrencilerin de bizlere yönelik çok ciddi bu noktada sıkıntılarını iletme gibi bir talepleri oluyor. Bizler de bunları dile getirmenin öğrencilerimize, velilerimize karşı bir sorumluluk olduğunu ifade edebilirim. Özellikle bunun başında kırtasiye masrafları ve bunun yanında aynı zamanda servis ücretlerindeki yüksek artışlar geliyor. Bu noktada özellikle biz bir çağrıda bulunuyoruz. Dar gelirli ailelerimiz açısından devletin bu noktada bir düzenleme yapması gerekiyor. Bunlara destek olunması gerekiyor. Büyük bir gayret içerisinde öğrencilerimizin eğitime ulaşmasını sağlarsak daha sağlıklı bir insan yetiştirme kurumu bunun portresini ortaya koyabileceğimizi ifade edebilirim. Bu noktada dar gelirli ailelerimizin bu ihtiyacını göz önünde bulundurmamız gerekiyor, es geçmememiz gerekiyor ve bu noktada ivedilikle adımların atılması gerektiğini kesinlikle hatırlatıyoruz. Tabii sorunlar yalnızca bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda ilimizde bulunan üniversiteli öğrencilerimiz de söz konusu. Özellikle yeni eğitim, öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul'u kazanmış öğrenciler de şehrimize gelmeye başladılar. Tabii onlarla görüştüğümüz zaman bir takım problemlerden bahsediyorlar. Bunların en başında barınma krizi geliyor. Özellikle son dönemlerde İstanbul'un birçok noktasındaki yüksek kira artışlarından dolayı öğrenciler maalesef bu noktada barınma ihtiyaçlarını gidermekte çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Çok ciddi krizler yaşıyorlar. Özellikle barınma krizini ortadan kaldırabilecek adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu noktada bu şekilde öğrencilerin barınma krizini ortadan kaldırarak en azından sağlıklı bir psikolojiyle kendi öğrenim hayatlarına devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bu noktada da aynı zamanda onlarla oturup kalktığımız zaman bir sorunla daha karşılaştığımızı ifade edebilirim. Bu da ulaşım problemi. Özellikle İstanbul'da abonman fiyatlarının bir yüksek fiyatı söz konusu. Ve bu noktada özellikle fiyatlarda ya bir düşüşün sağlanması gerekiyor veyahut da abonmandaki basım adetlerinin arttırılması gerekiyor. Çünkü öğrencilerin üniversitelerine, fakültelerine ulaşırken bir kolaylık içerisinde olmaları açısından ve bunun yanında İstanbul gibi tarihi ve kültürel mirasa sahip olan bir şehri öğrencilerin yakından tanıması açısından bu önem arz etmektedir. Bir diğer konu tabii hem ilimizi hem de geneli ilgilendiren eğitim müfredatımızın kendi inanç ve medeniyet değerlerimizle barışık hale getirilmesi, kendi medeniyet değerlerimizin eğitim müfredatımızın ruhuna giydirmenin önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Eğer biz bu şekilde yaparsak aynı zamanda gelecek nesiller adına da iyi bir gelecekten de bahsedebiliriz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.